Arkadaşlar bir iki tane çekince belirteyim önce. Türkiye'de solun devletle ilişkisi derken hani şu sol örgüt aslında polis örgütüdür, şu aslında gizli servisler tarafından kurulmuştur filan değil konumuz. Öyle bir ilişkiden söz etmiyoruz. Ama öyle bir ilişki kuşkusuz vardır. Dünyanın her yerinde vardır. Kendi örgütümde dahil Türkiye'deki bütün örgüt, kurum, her şey polis tarafından kuşkusuz yakinen izlenmektedir. İçinde adamları vardır filan. Devletimizin zaten görevi budur. Bunu yapıyordur. Konu bu değil. Türkiye solunun devletin resmi ideolojisinde çok organik bir bağı vardır. Benim konuşmak istediğim, tartışmak istediğim konu bu. Bu organik bağ 1923'ten beri vardır. Ve solun hemen hemen bütünü için geçerlidir. Bu organik bağın iki temel sebebi vardır. Biri Türkiye solunun çok geniş kesimlerinin Kemalizm'den etkilenmiş olması, bu olumlu senaryo, doğrudan Kemalist olması, bu da daha olumsuz senaryo. Sol örgütler bu memlekette bu yelpazede bir yerde dururlar. Yani ya kafadan Kemalisttirler ya da Kemalizm'den bilerek bilmeyerek bir ölçüde etkilenmişlerdir. Bu Türkiye'deki hemen hemen bütün kurumlar için, şu anda hükümetimiz olan parti dahil olmak üzere geçerlidir. Bu Türkiye Müslümanları için de geçerlidir. Ama onu sizler benden iyi bilirsiniz. O konuya girmeyeceğim. Sol derken burada yine geniş bir yelpazeyi kastediyorum. Yani CHP'den başlayıp CHP'nin çok daha solunda olan, çok daha radikal olan, hatta silahlı külahlı mücadele yapılması gerektiğini savunan örgütleri de dahil ediyor. CHP hakkında herhalde çok uzun boylu konuşmama gerek yok. Çünkü CHP zaten Kemalist bir parti. Başka bir şey olduğunu iddia etmeyen bir parti. Ama nedense hem Kemalist olup, yani Türkiye'nin resmi devlet ideolojisinin taşıyıcısı olup, hem de kendisini bir tür böyle sol bir parti olarak görmeyi de çelişkili olarak düşünmeyen bir parti. İşin ilginç tarafı bu. CHP'nin Kemalist bir parti olması çok ilginç bir şey değil. Zaten Kemal'in kurduğu bir parti, genlerine işlemiş bir, Kemalizme sahip olan bir parti. Bunda bir gariplik yok. Ama böyle bir partinin, yani bir devletin resmi ideolojisinin taşıyıcısı, uygulayıcısı, savunucusu olan bir partinin aynı zamanda kendisini sosyal demokrat, sosyalist internasyonalin üyesi olması, bir partinin hem bu hem bu olduğunu düşünmesi ve olması, bu ilginç. Bu zaten bize Türkiye'de bir gariplik olduğunu gösteriyor. Başka dünyanın hiçbir ülkesinde sosyal demokrat bir parti devletin temel direği değildir. Bütün Batı ülkelerinde, Avrupa ülkelerinde sosyal demokrat partiler tamam çok radikal değillerdir. İktidara geldiklerinde özellikle sistemin ve devletin bekası için çalışmaya devam ederler. Ama devletin resmi ideolojisinin taşıyıcısı değillerdir. Biz de böyle. Şimdi bu zaten bir gariplik olduğunu gösteriyor.
Bunları dahil ediyorum CHP'nin daha solunda olan, zaman zaman devletle fiziksel olarak itişen, çatışan örgütlerin bile Türkiye'de Kemalizmle yakın bir ilişkisi olduğunu düşünüyorum. Bu tabii daha da garip. Yani devleti devirmek peşinde olduğunu iddia eden örgütlerin devletin ideolojisinden etkileniyor. Bu ideolojiyi şu veya bu ölçüde benimsiyor ve savunuyor olması iyice garip bir durum. Türkiye sonunda bir bu var. Kemalizmden etkilenmiş olmak var. Niye böyle olduğuna geliriz. İkinci bir kaynağı Türkiye solunun CHP'nin solunda olan kesiminin ikinci bir ideolojisinin, düşüncesinin, teorisinin kaynağı Stalinizm'dir. Stalinizm Sovyetler Birliği'nde, iki cümleyle söyleyeyim, Sovyetler Birliği'nde 1917 devriminden sonraki süreçte, yani devleti ortadan kaldırmayı amaçlayan, mevcut devleti önemli ölçüde ortadan kaldıran, bunun üzerine bir proleter devlet, bir işçi sınıfı devleti kurma doğrultusunda adımlar atmaya başlamış bir süreç içinde, bir karşı devrim sonucunda iktidara gelen bir bürokrasinin kendisini yeni egemen sınıf olarak kurduğu, dayattığı, pekiştirdiği dönemde ortaya çıkan ideolojinin adıdır Stalinizm. Yani devrimin teorisi değil, karşı devrimin, işçi sınıfını 1917'de muzaffer bir devrimle iktidara alan sınıfı iktidardan uzaklaştırıp kendi iktidarını kuran bürokrasinin ideolojisidir Stalinizm. Bu anlamda kullanıyorum. Kişi ismi, Stalin'den kaynaklanan isim olmasına çok kafanızı takmayın. Kişi önemli değil. Ama Kemalizm'le benzerliklerini düşünebilirsiniz. Tek parti, devletin öncü durumu, partinin devletle tek mekanizma haline gelmesi, diktatörlük, partinin her zaman her şeyi doğru bilmesi vesaire. Bizim hepimiz burada Kemalist eğitim gördük. Bize yabancı olmayan bu unsurlar Stalinizmin de temel unsurlarıdır. Tabii ki tarihsel süreç açısından çok farklı. Kemalizm bir ulusal sürecin sonucu. Stalinizm bir işçi sınıfı devriminin yenilmesinin sonucu. Ama Türkiye solu 1920'li yıllarda ortaya çıktığı, örgütlenmeye başladığı dönemde bu iki kaynaktan beslenmiştir. Sorun Türkiye solunun devletle organik bir ilişkisi olması sorunu bu iki kökten kaynaklanır. Stalinizm hakkında çok fazla konuşmayacağım. Daha ziyade Kemalizm ile Türkiye solunun ilişkisini konuşmak istiyorum. Çünkü sonuç olarak asıl oradan geliyor benim eleştirmek istediğim özellikleri Türk solunun. Niye? Niye Türk solunun hemen hemen bütün örgütleri şu veya bu ölçüde bir burjuva devriminin, bir burjuva cumhuriyeti kurma, burjuva devleti kurma sürecinin teorisini, yani Kemalizmi, kendine örnek alır. Şimdi buradaki sorunu çakıyorsunuz değil mi? Yani sizleri tanımadığım için 5-10 kişi hariç, kaç kişi bu dediklerimi hangi bilgi düzeyinde ve katılıp katılmama düzeyinde dinliyor? Tam çakamıyorum.
Ama şunu anladığınızı çoğunuzun ümit ediyorum. Sosyalizm şunu özüyle benim açımdan söyler. Mevcut devleti, mevcut düzeni yıkıp onun yerine çalışan kitlelerin kendi eylemleriyle kendi hayatlarını kontrol ettikleri bir düzen kurmak için mevcut devleti devralıp kullanamayız. Bu devletin yıkılması onun yerine çalışan emekçi kitlelerin kendilerini devlet olarak örgütlemesi gerekir. Özü budur sosyalizm. Geri kalanı tartışılabilir. Ama özü bu. Bunun tartışılabileceğini düşünmüyorum. Şimdi eğer buysa sosyalist bir örgüt yani mevcut devleti ortadan kaldıracak emekçi kitleler onun yerine başka bir devlet kuracaklar diyen bir yaklaşım nasıl olur da bir burjuva devletinin Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun ideolojisini Kemalizmi en ufak bir ölçüde bile olsun kabul edebilir. Burada çok ciddi bir çelişki var. Nedeni şu arkadaşlar. 1920'lerde günümüze kadar Türkiye solunun önemli kesimleri Kemalist hareketi en önemlisi anti-emperyalist bir hareket olarak algıladı. Burjuva devleti kurma hareketi olarak algılamadı. Yani anti-emperyalist mücadele veren ve dolayısıyla ilerici olan bir ideoloji olarak algıladı. Bu bir. Bunu hepiniz biliyorsunuz. O yüzden Kurtuluş Savaşı hep muazzam öne sürülür. Çok merkezi bir rolü vardır. O yüzden Çanakkale Savaşı'nın yıldönümleri kutlanır. O yüzden biz ilkokulda, ortaokulda Kurtuluş Savaşı'nın ayrıntılarını filan okuruz. Kurtuluş Savaşı, küçücük bir parantez, çok da önemli bir savaş değildir arkadaşlar. Çok da ülke böyle emperyalistlerin boyunduruğu altında filan ezilmemektedir. İstanbul'daki İngilizler zaten kendileri çekilir. Aslında Ege'de bir miktar Yunanlılarla savaşılmıştı. Kapatıyorum Kurtuluş Savaşı parantezini. Yani anlatıldığı kadar muazzam bir anti-emperyalist mücadele yoktur. Ama bu böyle algılanır ve bize böyle sunulur. Dolayısıyla ilericilik, Kemalizmin ilericiliği ve sosyalizmle akrabalığının birinci yanılgılı algısı bu. İkincisi ve bence daha temel olanı laiklik. Yani Kemalizm 600 yıllık İslami karanlığı, Osmanlı'nın İslami karanlığını ortadan kaldırmış ve memleketimize 20. yüzyıl aydınlığını, Batı'nın bilimini vesaire vesaire buraları hepiniz maalesef çok iyi biliyorsunuz. Hepimiz çok iyi biliyoruz. İkinci ve bence temel nedeni bu. Türkiye solu anti-emperyalist ve karanlığa karşı aydınlığı getirmiş hareket olarak algıladığı Kemalizmi hep olumlu bir gözle görmüş. Mesela bir düşünün, Cumhuriyet Gazetesi 1938'e kadar yani Mustafa Kemal ölene kadar bir adeta bir asr-ı saadet tarif eder. Muazzam bir demokrasi, her şey harika, her şey çok güzel. Arkadaşlar artık o dönem hakkında çok kitap yazıldı. Çok akademik, bilimsel çalışmaların sonucu olarak kitaplar yazıldı. O dönemin su katılmamış bir diktatörlük olduğunu söylemeyi bile çok anlamsız buluyor.
o kadar bariz ki yani anekdotal düzeyde bile bu böyle. Türk Tarih Kurumu nasıl kurulmuştur? Mustafa bir şeyler çalışıyordur, çağırır üç kişiyi, kurun der, giderler kurarlar. Herhangi bir olay olur memlekette, Mustafa Kemal'e gidilir, şöyle yapın der, yapılır. Kastamonu'yu ziyaret eder, buranın yolları niye kötü, düzgün yol yapın der, yapılır. Bu düzeyde bile. Ama tabii bu düzeyden devlet yönetimi düzeyine kadar nasıl bir dönem olduğu günümüzde tartışma konusu olmaması gerek. Ama tabii ki tartışma konusu. Tabii ki bir asr-ı saadet olarak anlatılıyor 38'e kadar olan dönem. Daha biraz kafası çalışan Kemalistler 38 sonrasında İnönü dönemini her şey kötüye gitti diye anlatırlar. Ne fark ettiyse çok bir şey fark etmemiştir. Bunun nedeni işte Türkiye solunun anti-emperyalist ve İslam'ın, İslamcılığın, şeriatın, gericiliğin filan tarihe gömüldüğü dönem. Ama bu nasıl yapılmış? Valla şapka giymeyi reddedenler asılmış. Vergi ödemeyi Karadeniz'de neydi o türkü Atilla? Şapkadan önce Ha? Asker'e gideceğiz. Atma abi diye atma. Vergi de verdi, şapkadan Ha? gideceğiz. Yani halk biliyor ne olduğunu. Ama halka rağmen karanlığı bastırıp aydınlığı getiriyoruz. Peki bunu bir burjuva aydını çok olumlu olarak düşünebilir. Ama sosyalizmi emekçi kitlelerin kendi yapacağı bir şey olarak düşünen bir hareket, yani sol, nasıl böyle bir şey düşünebilir? Yani emekçi kitleleri Hamidiye kruvazöründen bombalayarak fes karanlığından şapka aydınlığına bomba zoruyla getirmenin sosyalizmle emekçi kitlelerin kendi iktidarıyla İnsanların kendi hayatları hakkındaki kararları kendilerinin vermesiyle nasıl ilişkilendirilebilir? Türk solu ilişkilendirmiştir. Niye? Çünkü bizi laikliğe, çağdaşlığa getirir. Şimdi arkadaşlar bu odadaki bir iki kişi hariç galiba en yaşlılardan biri benim maalesef. Ulan ne diyeceğimi unuttum. Yaş esprisi yaparken. Ama ihtiyar değiliz. Mustafa Kemal'i gördüm. Yok, o kadar da değil. O kadar değil. Yavuz görmeden. Ha, benim kuşağım, ben 55 doğumluyum. Ben bütün gençliğim boyunca Cumhuriyet Gazetesi okudum arkadaşlar. Solcu olduğum için. İlhan Selçuk okudum. Bakın İlhan Selçuk öleli kaç sene oldu? Bilmiyorum. Yeterince olmadı. Hala Cumhuriyet Gazetesi onun yazılarını yayınlıyor. Aydınlanma Bilgesi adını veriyor gazete İlhan Selçuk'a. Nedir İlhan Selçuk'un aydınlanma bilgesini olan bilgesi olmasını sağlayan şey? Batılı, İslamofobik, laik. Hani laik diyecektir kendisi ama bence İslamofobik. Bu. Yani İlhan Selçuk'un başka ne aydınlanmacılığı var ben bilmiyorum. Ölçü. Ama ha ırkçılık. Ama ben onlarca yıl, 10 yıl, 20 yıl bu gazeteyi ve bu adamı okuyarak solculuk yaptığını düşündüm. Hepimiz öyle düşündük. Ben askere gittim 82 yılında. Salak gibi birinci gün gittim kantinden Cumhuriyet Gazetesi aldım. Ve eğitim alanında yürüdüm. Bu aptallıktan kaynaklandı arkadaşlar cidden. Çünkü başka bütün solcular hürriyet aldılar. Kimse çakması 82 yılı 12 Eylül'ün hemen sonrası. Benim naifliğimden
Ve arkadaşlar herkes beni zehir zemberek solcu şef olarak belledi. Niye? Cumhuriyet okudum diye. Allah'ın Erzincan'ında. Böyle bir şey. Cumhuriyet Gazetesi bugün neyse benim solcu gazete diye okuduğum zaman da öyleydi. Yani Türklüğü, Türkiye Devleti'ni, Türkiye Silahlı Kuvvetleri'ni yücelten Kürtlüğü, Kürt mücadelesini, gayrimüslim azınlıkları, yani benim bugün değer verdiğim her şeyi kötüleyen bir gazeteydi bu. Ama bizi rahatsız etmiyordu. Biz solculuk zaten böyledir diye düşünüyorduk. Burada bir gariplik var. Burada bir gariplik. Şimdi bu eski tarih. Biraz daha yakına gelir. Aranızda gün zilerinin anılarının birinci cildini okumuş olan vardır. Yarılma kitabın ismi. Üç cilttir bu. Birinci cilt gerçekten tavsiye ederim. Olağanüstü, keyifli bir kitap. 68 hareketini anlatır. Birinci cilt keyiflidir. Çünkü hepsi beraberdirler. İkinci ciltte gün zileli artık Doğu Perinçek'in sağ kolu olmuştur. Dolayısıyla hareketin Mao'cu tarafını anlatır. Onun da bugün geldiği yeri görünce çok da ilgimi çekmiyor. Sizin de çekmediğini ümit ederim. Ama birinci cilt çok güzel. Birinci ciltte harika anekdotlar var. 68 veya 69 yılı tam hatırlamıyorum. Dil tarihte 10 Kasım sabahı. Saat 9. Bahçeye bütün Fikir Kulüpleri Federasyonu, yani daha sonra Devgenç olacak olan örgütün, yani bütün solcu talebeler bahçede bekliyorlar. Ne bekliyorlar? Düdükler çalacak, fabrika düdükleri, kornalar filan. 9'u 5 kese, 10 Kasım. Çalıyor düdükler, bütün solcular hazır ola geçiyor. 69 yılı arkadaşlar, 23 yılı değil. Bir dakika saygı duruşu. Birden bir bakıyorlar kaldırımdan, herifin biri geçiyor. Ataya saygısızlık. Nasıl böyle bir şey olabilir? Ama bir şey de yapamıyorlar çünkü hepsi hazır oldu. Hazır olu bozsalar ataya saygısızlığı kendileri de yapmış olacak. Hareket edemiyorlar. Bekliyorlar. Düdükler durduğu anda hepsi dışarı koşturuyor. Herifi arıyorlar. Dövecekler. O herifi Allah kurtarmış. Bulamıyorlar çünkü herifi. Yırtıyor, gidiyor. Şimdi bu hareketten dil tarihin bahçesinde değil sadece ama o bir temsili bir şey diye düşünün. Onun içinden daha sonra 70'ler, 80'ler ve hatta günümüze kadar Türk solunun belli başlı örgütlerinin nüveleri çıktı. Hepsi, yani bugünkü büyükçe sol örgütlerin hepsi o öğrenci hareketinin içinden çıktılar. İsimlerini de biliyorsunuz. Kökünde bu var. Keza o hareket, 68 hareketi, küçümsediğim zannedilmesin arkadaşlar. Lütfen. O hareketin radikalizmi, özverisi, birçoğu bile bile ölüme gittiler, o cesaret. Gerçekten takdir edilmesi gereken bir şey. Tabii bütün dünyayla beraber oldu bu. Türklerin cesareti değil, dünyanın hali öyleydi. Bunları takdir etmek ve mümkünse tekrar etmek gerek. Ama düşünce düzeyinde iyi incelemek gerek. Şimdi hep şunu düşünürüm. Paris'te 1968'de üniversiteliler
sokaktaki Arnavut kaldırımı taşları söküp polisle mücadele ederken Sorbon'da grev yap, işgal, üniversite işgal etmişken pek çok çok yaratıcı sloganları vardır. Bir kısmını biliyorsunuzdur. Her şey mümkün filan gibi. Bu sloganlardan bir tanesi koş arkadaş, eski düzen arkandan geliyor. Geleceğe baktıkları zaman, geleceği tahayyül etmeye çalıştıkları zaman Avrupa gençliği 1968'de eski düzeni geride bırakıyoruz, koşalım diyorlar. Her şey mümkün, tout est possible diyorlar. Bizde ne diyor bizimkiler? Ki biz onların çocuklarıyız. Ben 13 yaşındaydım, çocuklarıydım diyebilirim. Diyorlar ki ikinci kurtuluş savaşını savaşıyoruz. Yani geleceği tahayyül ederken Mustafa Kemal'in dönemine bakıyorlar. Geriye bakarak geleceği tasavvur etmeye çalışıyorlar. Bu o Kemalizmin o gün bile sürmekte olan etkisi. Günzileli ve kendi anıları kitabında Oral Çalışlar ve kendi anı kitabında Mihri Belli bir toplantı anlatırlar. 1969'da gerçekleşiyor toplantı. Günün birinci cildini yarılma tavsiye ederim. Mihri Belli'nin anılarının ismi ise İnsanlar Tanıdım. O da iki cilt, onu da tavsiye ederim. Gününki kadar keyifli değil. Çünkü gün gençlik hareketini anlatıyor. Ama bilgilenmek istiyorsanız. Çünkü Mihri Belli'nin kilit bir işlevi var. Mihri Belli kimdir diye anlatamayacağım. Merak edenleriniz akşam telefonlarına baksın. Bir toplantı anlatır üçü de. Üçü de o toplantıda bulunmuştur. Toplantı Mihri Belli'nin annesinin evinde Şişli'de İstanbul'da gerçekleşir. Toplantı çağrısını Mihri yapmıştır. Mihri Belli 1930'lardan beri Türkiye Komünist Partisi üyesidir. Yunan İç Savaşı'nda 1948'de savaşmıştır. Türkiye'den kaçmak, polis peşinde olduğu için kaçmak zorunda kalmıştır. Yunanistan'a gider, boş durmaz. Partizanlara katılır, mücadele eder, yaralanır. Davayı bırakmamıştır çünkü 69'a gelindiğinde yaşlıca bir adam olarak hala mücadelenin içindedir. Eski tüfek olarak 68 gençliği tarafından sayılan, sevilen bir kişi haline gelmiştir. Toplantı çağrısı yapar, gençlik hareketinin önde gelen isimlerini toplamaya çalışır. Mahir Çayan toplantıdadır. Mahir'in eşi toplantıdadır. Doğu Perinçek toplantıdadır. Ve birkaç isim daha. Perinçek deyince bugünkü Perinçek'i lütfen düşünmeyin. Hatta hiç Perinçek'i düşünmeyin daha iyi. Toplantının amacı Mihri Belli bütün bunları toplayıp bir parti oluşturmak peşindedir. Çok makul bir fikir bence. Ama beceremez, ikna edemez. Çünkü Çayan ve arkadaşları parti marti gerekmez. Biz zaten iki kere daha vursak devireceğiz her şeyi, zafere ulaşacağız. Gerek yok diye o gençlik heyecanı içindedir. Mihri amacına ulaşamaz. Ama benim için o toplantının şöyle bir ilginç, yani bir tiyatro oyunundaki kilit nokta gibi, menteşe gibi. Öncesinin gelişmelerini Mihri Belli genç kuşağa aktarır. Menteşe gibi o toplantı. Mihri Belli kendisi de tabii devam eder. Biliyorsunuz 3-5 sene önce öldü. Mihri Belli 1968'de
Mihri'nin görüşleri nedir diye özetlemek için siyasal bilgilerde Mülkiye'de burada bir konferans verir. Öğrenci hareketinin en civcivli aylarında ve bu konferans kendisi anılarında anlatıyor. Ben uydurmuyorum. Bu konferansımda dedim ki der anılarımda, Marksizm ile sosyalizm arasında Çin Seddi, Marksizm ile Kemalizm arasında Çin Seddi yoktur. Bunu 68'de SBF konferansımda söyledim. Bugün de aynen böyle düşünüyorum der. Anılarını yazdığı 2002 yılında. Yaklaşım budur. Bir de anekdot anlatır anılarında. Benim gibi o da Robert Kolej üyesi, mezunu. Lise mezunu. Der ki 1935 yılında ilk 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanmıştır. Bütün liseler jimnastik ekiplerini Ankara'da bir yere herhalde toplarlar. Bizim okulun kortejinin başında ben vardım. Elimde kocaman bir Türk bayrağı vardı. Gösteriyi düzenleyenler geldiler, dediler ki bayrağı ver, bayraklar önde olacak. Ben Türk bayrağını elimden kaptırır mıyım? Diyor. Vermedim. Uzun tartışmalar oldu. Bayrağı tamam öne götürdük ama ben götürdüm ve ben taşıdım. Ben o gün milliyetçiydim diyor. Oradan anti-emperyalizme yöneldim. Oradan da Marksizm zaten bir adım. Bakın, milliyetçilikten anti-emperyalizme, oradan Marksizme. Marksizmden anladığı bu. Bu da 2002 yılına kadar devam etmiş bir eski tüfek olarak sözü hep dinlenmiş bir kişi. Ne kadar zaman oldu başkanlığı? Ben sabaha kadar konuşurum. Biz de sabaha kadar dinleyeceğiz. Yok abi, hayır, esneyen arkadaşlarımız var. Ben bakıyorum dinleniyor mu diye. Peki, günümüze gelelim. 5 dakikada bitireyim. Kemalizmin sistematik bir eleştirisini yapmadan bu eleştirinin bir, laiklikle ilericilik aynı şey değildir. İnançlı bir Müslüman olmakla gerici olmak aynı şey değildir. İnançlı bir insanın gerici olması için özel bir neden yoktur. Tanrı'ya inanmak günlük hayatında gerici olmayı gerektiren bir şey değildir. Ben inanmıyorum, ben ateistim. Ama şu arkadaşım inanıyorsa onun gerici olması için bir neden yok. Bir yerde çalışıyordur, sömürülüyordur, eziliyordur, Kürttür, öyle bir baskı görüyordur, Ermenidir, öyle bir baskı görüyordur, eşcinseldir, pardon hepsi sana oldu, eşcinseldir, öyle ama inançlıdır, Allah'a inanıyordur. Ama bütün öbür nedenlerle sapına kadar devrimci bir adam olabilir. Öfke dolu olabilir. Yani inançlı olmak, geri olmayı hiçbir şekilde mantıki bir bağı olan bir şey değil. Bunların eleştirisini yapmadan sosyalist olmak mümkün değil. Zor kullanarak, adam asarak insanları aydınlatmak mümkün değildir. Böyle olsaydı işte şimdi kaç 160 tane filan üniversite var memlekette. Oo, çoktan aydınlanmış olurduk. Hiç sorun kalmazdı. Böyle olmuyor. Böyle olmuyor. Toplumlarda sınıfsal çıkarlar var. Bu adam Müslüman olabilir ama işçi çocuğudur, onun çıkarı başkadır. Müslüman Sabancı'nın çıkarı başkadır. Bu analizleri geliştirmeden bir memlekette solculuk yapmak mümkün değil. Günümüze bakalım, en yeni günümüz. Mesela ilginç değil mi arkadaşlar?
birçoğunuz değil diyebilir. Ama birçoğunuzun da evet diyeceğini düşünüyorum. Suriye'de, Mısır'da büyük kalabalıklar 30 yıllık, 40 yıllık diktatörlere karşı ayaklandılar. Şimdi olayın geri kalanı beni ilgilendirmiyor. Ayaklanan kalabalıklar Müslümanmış. Bana ne? Niye ayaklanıyor? Bir diktatörden kurtulmak için ayaklanıyor. Beni ilgilendiren bu. Bu kitleler ayaklandığı zaman komünist mi? Tabii ki değil. Böyle bir şey dünya tarihinde olmuş değil. Hiç kimse değil. Şu 10 kişi komünizm için ayaklanabiliriz. Yani hapse düşeriz başka. Ama milyonlarca insanın komünizm için ayaklandığı görülmemiştir. Başka bir şey için ayaklanır. Mübareği devirmek için ayaklanır. Ayaklanma sürecinde, mücadele sürecinde başka hedefler gelişir. Ama benim başta ilgilendiğim şudur. Bu adam diktatör mü? Diktatör. Bunlar yoksul emekçi kitleler mi? Evet öyle. Bitti. Benim tarafım, safım bellidir. Ben diktatöre karşı, yöneticiye karşı kitlelerden yanayım. Kitlelerin dini, imanı, düşüncesi beni ilgilendirmez. İlgilendirmez demeyeyim. İlgilendirir tabii de saf tutmanın nedeni bu değildir. Şimdi arkadaşlar, Türkiye'de CHP'den en keskin solculara kadar bir Esad hayranlığı var. Esad taraftarlığı var. Niye? Esad laik, kitleler Müslüman. Yahu böyle bir şey olur mu? Diktatöre karşı ayaklanan kitlelerin dinine mi bakıp karar vereceğiz? Sınıf mücadelesinin nereye varacağı? Türkiye sonunda böyle. Niye? Mustafa Kemal'e duyduğu hayranlıkla aynı neden. İnançlı büyük kitlelere karşı Esad diktatör ama laik. Ama aydınlanmacı. Ama bilimden yana. Böyle şey olmaz arkadaşlar. Böyle olduğu zaman Türkiye solunun maalesef bugün geldiği noktaya geliriz. Nedir bugün geldiği nokta? Uzun boylu anlatmama gerek var mı? Ben örgütlü bir komünistim. TKP'li olmak anlamında değil. Benim gibi bütün örgütlü solcuları toplayalım memlekette. Vallahi arkadaşlar isterseniz benim gibi gerçekçi 10 bin kişi diyelim, gerçekçi bir rakam. İsterseniz abartalım. 30 bin diyelim. 85 milyonluk bir memleket. Çünkü bir ülkenin önemli bir çoğunluğu bazı kamuoyu rakamların bulgularına göre memleketin nüfusunun %74'ü gibi bir şey kendisini tanımlarken Müslüman tarifini de koyuyor. Hani bir numaraya koymayabilir ama kendini Müslüman inançlı diye görüyor. Şimdi böyle bir memlekette yaşıyoruz. Yerse, eğer beğenmiyorsak bu durumu, iki seçeneğimiz var. Bu halkı dağıtırız, başka yere göndeririz. Norveç'ten yeni bir halk ithal ederiz. Laik, aydınlanmacı, batılı, Avrupalı, sarışın, mavi gözlü filan. Onlarla sosyalizm yaparız. Bu bir seçenek bana çok gerçekçi gelmiyor. Öbür seçenek şu. Bu memlekette yoksul emekçi kitleler kimse ve bunların %74'ü, 4/3'ü dindarsa dindar insanlarla sosyalizm yapacağız. Onların dindarlığının sosyalizme, toplumu değiştirmeye, eşitlik ve adalet özlemeye engel olmadığını tank edecek kafamız, Türk solu olarak cümleten ve sosyalizm yapacağız. Bunun başka çaresi yok. Bu ama hani çok kolay bir şeymiş gibi söyledim. Kolay bir şey değil arkadaşlar. Çünkü görüyorsunuz Türkiye'deki bütün
toplumsal olaylarda cart diye bölünüyor. AKP muhalifleri, yani bizler hepimiz. Nasıl bölünüyor? AKP Müslümandır, dindardır, Allah belasını versin diyen de AKP egemen sınıfın partisidir. O yüzden Allah belasını versin. Dindarlığı beni ilgilendirmez diyenler arasında bölünüyoruz. Bu bölünmeyi aşmadan bizden bir halt olmaz arkadaşlar. Teşekkür ederim.